Bir kelebek kadar mutlu, bulutların üstünden bakıyormuş gibi coşkulu, topraktan fışkıran tohum gibi umut doludur yaşamak. Ortaktır özlemimiz, mutluluktur düşümüz, aynıdır hislerimiz. Farklılıklarımızla bizi biz yapan yanlarımızla buluştuk hayatın ortasında, insan olma rüyasında. Coşkularımızda, korkularımızda, unutulduğumuzda, yok sayıldığımızda hep aynıyız aslında. Güneşin her doğuşuyla başlarız engelsiz bir hayata. Engellere engel demez, sınırsız gücü içimizde buluruz. Eksikliğimizi tamamlama arzusuyla hayatı mucizeye dönüştürürüz. Engel yoksa nefes almaya, kimsenin özrü olmaz, özgürce yaşamaya. Göremeyen sanılan, bilinmeyen bir dünyayı gösterir. Gönülden dökülen sözleri hiç duymayan işitir. Dansların en güzeli hissinenle edilir. Engel yoksa güneşin doğmasına, hazırsa her sabah yeniden doğmaya. Ben de engelsizim, yapamadıklarımı aldırmayıp yapabileceklerimle anılmaya. Zihnimdeki ve yüreğimdeki engelleri kaldırdığımda engelsizim. Umuda, coşkuya, sevince, aşka. Engelsizim insanlığa değer, hayata anlam katmaya. Engellerimle mucizeler yaşatmaya. Hiçbir engel, engel değildir aşıldığında. Hiçbir engel, engel değildir aşıldığında diyoruz ve engelleri aşmak adına hazırlamış olduğumuz programa başlıyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Elmiser 2013 Özel Eğitim Kongresi'nin ikinci panelistini sizler için ekrana taşıyacağız. İkinci panelistimiz Profesör Doktor Maria Hui. Konusu ise kaynaştırma ve bütünleştirme eğitiminde etkili liderlik ve işbirliği için bir ortaklık modelinin oluşturulması. Bu konuya geçmeden önce dilerseniz kaynaştırma eğitiminde engelli bireylerimizin karşılaşmış oldukları problemleri bizlere aktaran güzel bir VTR izleyelim. Sessizliğin ateşe düşmesi gibiydi doğumum, büyümem ve hayatım. Ne zaman konuşsam susmam istenirdi benden. Akrabalarımızın yanında, ailemin yanında olamazdım. Odama kapatılırdım. Askıya alınmış bir hayatım vardı. Böyle değildi aslında hayat. Doğduğumda sevinmişti annem, kızım demişti. Sarılmıştı bana sıcacık, sevgi dolu. Güvenim ona akmıştı. Sonra bir adam geldi. Babam dediler adına. Kızım dedi, sarıldı bana. Annemden farksızdı. Beni bırakmayacaklarını, hep ama hep koruyacaklarını söylüyorlardı. Ben ise onlara inanıyordum. Söylediklerinin duyduğum ilk yalanlar olduğunu bilmeden inanıyordum. İlk aylarımda baş tacıydım ailemin. Çok mutlu olmuştu ailem. Refleksif olarak baba kelimesi düşerken dudaklarımda. Babamın komşularımıza, akrabalarımıza, arkadaşlarına beni anlattığını söylüyordu anne. Tekrar yemin ediyorum. Her zaman koruyacağım seni ve seveceğim. Konuşmaya geç başlamıştım. Ya da başlayamamıştım henüz. Normal dediler. Bireysel farklılıklar adına hoş gördüler. Zihin engelimli olmasına ihtimal veremezdi aile. Verememişlerdi de zaten. Böyle zengin bir aileden benim gibi zihin engelli biri çıkacaktı ha. Ramda sessiz bir bekleyiş. Tadı yok beklemenin ve ailem dışarıda beni bekliyordu. O gün herhangi bir gündü ve unuturum sanıyordum. Ta ki
aileme çocuğunuz hafif düzeyde zihin engelli denildiği ana kadar. Ailem şok olmuştu önce. Şaşkın şaşkın birbirlerine baktılar. Şu an okuldayım. Öğrenciler öğretmeni dinliyor ve ne yazık ki öğretmenim benimle ilgilenmiyordu. Çok yabancı değildim derse, öğretmenimin ilgisizliğine, arkadaşlarımın soğukluğuna, hatta önümde duran boş kağıda. Öğretmenim her ders bir kağıt veriyor, ders sonuna kadar doldurmuş ol diyordu. Ama neyle dolduracağım bana kalmıştı. Bazen düşünüyorum da, o kadar zor muydu dersi takip etmek? O kadar zor muydu konuyu anlamak? Bence hiç de zor değil. Tek ihtiyacım biraz bilgi. Ama öğretmenime göre çok zordu benimle iki dakika ilgilenmek. Anaokulunda zorlanmıyordu. Ne arkadaş edinmem güçtü, ne de öğretmenimin benimle ilgilenmesi. O zamanlar kimse dışlamıyordu beni ve uzak da durmuyorlardı. Evet, o zamanlarda da hafif düzeyde zihin engelliydim. Ama hayatımın en güzel sınavıydı. Aslında birinci sınıfta da güçlük çekmemiştim sosyalleşmede. Arkadaşlarım soğuk değildi, beni sevmeyen yok gibiydi. Ta ki öğretmenimiz benden şüphelenip tam adındaki kuruma yollayıncaya kadar. Ne olduysa o günden sonra olmuştu. Öğretmenim, çevrem, arkadaşlarım ve ailem. Her zaman yanımda olacaklarına söz veren aile. Ve o günden sonra hiçbir şey aynı olmayacaktı. Benim suçum neydi? Ben mi istemiştim engelli doğmayı? Ya da ben mi seçmiştim engelli olmayı? Arkadaşlarımdan daha geç anlamam mıydı tek sorun? Yoksa başka sorunlar vardı da ben mi göremiyordum? Anlayamıyordum. Eğer farklıysam ailem kıyaslamamalıydı beni arkadaşlarımla. Ya da farkım yoksa öyle davranmalıyım çevremdekiler. Keşke kendi içimdeki başarılarımla değerlendirseydiler beni. Keşke kabul etseler eksiklerimle beni. Kaynaştırma öğrencisiydim. Destek özel eğitim hizmetleri anlamadığım konularda yardımcı oluyordu bana. Orada anlıyordum ve orada tamamlıyordum eksiklerimi. Artık arkadaşlarımla aramda engel yoktu. Ve ben engelliydim herkesin yüzünde. Oysa bazı şeyleri geç öğrenmemin, yeni arkadaşlar edinmemdeki engeli neydi? Arkadaşlarım uzak duruyordu benden. Öğretmenim ilgilenmiyordu. Çevrem çekiniyordu ve ailem yokmuşum gibi davranıyordu bana. Ve ders bitti. 10 dakika sonra yeni bir ders ve ben yine arka sıralarda olacağım. Teşekkür ediyorum. Hong Kong çok uzakta buradan coğrafi olarak. Sadece 2 gündür buradayız ve ilk ziyaretimiz bu. Ve insanları gerçekten çok sevdik. Herkes gerçekten çok arkadaşça ve misafirperverce yaklaşıyor bize. Bu ruh gerçekten çok hoşumuza gitti. Ve bütünleştirici eğitimde de uygulanması, olması gereken ruh bu. Ben ve Sayın Mabel, biz bu sunumu birlikte aslında bu makaleyi hazırladık. Birçok projede de işbirliği yaptık, birlikte çalıştık. Araştırmada, yayınlarda birlikte çalıştık. Ve ortağız biz, yani ortak olarak çalıştık. Ama iki insanın ortaklık yapması yeterli değil. İnsanların, çok daha fazla insanın bir araya gelmesi gerekiyor. Lütfen... Eğer öğretmenseniz lütfen elinizi kaldırabilir misiniz? Elinizi kaldırabilir misiniz? Şimdi mutluyum. Evet, burada ne kadar çok öğretmen var. Üniversitede eğer bir öğretim üyesiyseniz kaldırınız elinizi. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarla çalışan profesyoneller misiniz? Elinizi kaldırın. Burada ebeveynler var mı? Veli olanlar var mı? Anne baba. En önemli aslında ortak sizsiniz. Burada genç insanlar var. Öğrenciler de tabii ki çok önemli bir partner. Ve şimdi sözü Sayın Mabel'e vereceğim. O bize hedeflerimiz konusunda bahsedecek. I
Burada benim yardıma ihtiyacım var. Lütfen yardımcı olabilir misiniz bu slide konusunda? Biz aslında ortaklığın ne anlama geldiğini gösteriyoruz gördüğünüz gibi. Gözlerinizi önünüze seriyoruz. Bunun amacı Sayın Marta'nın geliştirdiği bütünleştirici modelden bahsedeceğim ve bunu ayrıntılarıyla değineceğim. Ve aynı zamanda liderliğin işbirliğinde ne kadar önemli bir faktör olduğundan bahsedeceğim. Aslında bütünleşik öğretim öğrencilerin mahallelerindeki okullarında eğitim görme ihtiyacı. Çünkü bu bir seçim meselesi değil. Bazı insanlar buna inanmıyorlar ama bu aslında bir hak. Bu seçeneğe sahip olmak istiyorsanız bu sizin hakkınız mahallenizdeki okulda eğitim görmek. Sayın iki akademisyenin de bahsettiği gibi çok güçlü bir bildiri bu. Bu dünyayı harekete geçirdi aslında. Bu birliktelik, bu işbirliği dünya çapında özellikle de bütünleyici eğitimin dünyada gerçeklik kazanmasına yardımcı oldu. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Türkiye ve birçok Avrupa ülkesi. Peki Asya'daki durum nedir? Biz size Asya'da ne olduğu konusunda bulgularımızdan bahsetmek istiyorum. Bangladeş'e bakacağız ilk olarak. Nüfusun %10'u bir takım dezavantajlara sahip ve okuma yazma oranı düşük, fakirlik söz konusu ve kültürden dolayı bir aslında lanet gibi gözlemleniyor engelli olmak. 2005 senesinde ve daha öncesinde UNICEF ve Dünya Bankası bu durumu değiştirmek için bu ülkelere, fakirlikten müzdarip ülkelere ve çocuklara yardımcı olmak için sadece engelli çocuklara değil, diğer çocuklara da yardımcı olmak için bir takım projeler başlattılar. 2005-2012 yılları arasında 709 bin okul dışında kalmış çocuk aslında okula kazandırıldı ve aynı zamanda %90 üzerinde okula devam oranı sağlandı bu çocuklar arasında. Bunun öncesinde çocukların büyük bir kısmı aslında 5. yıllarında okuldan ayrıldılar. Bu da 11-12 yaşına denk geliyor. Çünkü aileye yardımcı olabilecek yaşa geldikleri zaman bu. Çalışıp para kazanabilecek yaşa geldikleri zaman bu. Ve bu aslında 5. sınıfa geçme %75'ten 2012'de %80 düzeylerine ulaştı. Bir sene içerisinde aslında gördüğünüz gibi bir takım iyi çalışmalar yapılıyor. Ve bir takım gelişimler kaydediliyor. Ve bütünleştirici aslında eğitim embriyo aşamasında bu çok zorlu bir alan. Çünkü engelsiz çocuklar aslında okula gitme şansı da yok zaten. Dolayısıyla bir takım engellere sahip çocukların okula gitmesi normal çocuklardan çok daha zor. Ve aynı zamanda öğretmenlerin hazırlığı ve okulların kaynakları da yetersiz. Ama bir takım yasalar söz konusu, politikalar mevcut. 2008'de herkes için eğitim programı başlatıldı ve bu 2018'de herkes için eğitimi sağlamayı amaçladı. 2010'da ulusal eğitim politikası ve stratejileri geliştirildi ve şu an bir sürü öğretmen eğitim programları yürütülüyor üniversitelerde ve bilgi ve deneyim değişimi alışverişi yapılıyor ve Çin'e bakacak olursak eğer bir araştırma yapılmıştı, kamuoyu araştırması. Yaklaşık olarak 83 milyon engelli insan var, 3.6 milyon da çocuk var, %3.6'sı. Ve 323 bin çocuk var, engelli çocuk ve bunlar fakirlikten dolayı eğitim alamıyorlar. Kırsal kesimde ve ulaşılması zor alanlarda yaşıyorlar. 1980'lerden beri Çin
bir takım yasalar ve politikalar geliştirdi ve çocukların, engelli çocukların eğitime ulaşması, eğitim almasının geliştirmesi konusunda çalışmalar yaptı. Buradaki tabii ki yaşadıkları ilin ya da eyaletin durumu çok önemli. Bazıları özel eğitim yapıyor, bazıları bütünleşik eğitim yapıyor. Ama bir şekilde ve şaşırırsınız, gerçekten Çin çok açık bu konuda, açık fikirli ve Batı'nın geliştirdiği kültüre bu konuda Batılı fikirleri aslında son derece açık. Ve şu an aynı zamanda müfredat reformu yapıyorlar ve bütünleştirici eğitimi gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Japonya'ya baktığımızda 1872'de zaten özel eğitim mevcuttu. Ve kaybolmuşlar için eğitim anlamına gelen bir ismi vardı bunun. Bu tamamen kültürel aslında bir yaklaşım, kültürel bir anlamı var. Ve görsel ve duyma engelli ve zihinsel engelli ve fiziksel engelli insanlar için eğitim programları var. 2007 yılında Japonya engelli insanlar hakları konusundaki sözleşmeyi imzaladı ve 2006'da Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'nde bu bütünleştirici eğitim konusunda çalışacakları konusunda irade beyanında bulundular. Ama şunu söyleyebiliriz ki ayrı okullarda tutuyorlar hala. Sadece farklı isimler koydular bu okullara. Japonya'da hala ayrımcılık söz konusu. Vietnam'a bakacak olursak eğer yaklaşık fakirlikten müzdarip bir nüfusu var. Yaklaşık 87 milyon nüfusu var. 30.2 milyon 18 yaşından küçük çocuk var ve bunların 1.2 milyonu engelli çocuk. Ve aynı zamanda UNICEF bu ülkede çalışmalar yaptı. Öğretmenler için bir takım rehberler hazırlandı. Ve öğretmenler ve okullar için bütünleştirici eğitimin ne olduğu konusunda bir takım eğitimler yaptı ve erken müdahale konusunda çalışmalar yapıldı. Eğer erken müdahale yapılırsa sonrasında yapılacak her şeyin işe yaramasını sağlıyor bu. Ve yaklaşık 850 öğretmene eğitim ve okul yöneticisine eğitim sağlandı. Tayland'a bakacak olursak eğer, Tayland da aynı zamanda 1997'de bir takım anlaşmalar ve politikalara imza attı. Ve buradaki Taylandlı insanların bütünleştirici yaklaşımı aslında benimsemelerinin sebebi Budist dine mensup olmaları ve Budist dindeki bir takım değerlerden kaynaklanıyor. Zorunlu eğitim 12 yıldan 15 yıla çıkarıldı 2009 senesinde. 2000 ve 2004 yılları arasında bir takım gelişmeler kaydedildi. Ve Asyalı komşularımız bütünleştirici eğitim amacı doğrultusunda çalışıyorlar. Bir takım sıkıntıları var halen ama bizim de var. Ve Sayın Marta'ya şimdi sözü bırakıyorum, o Hong Kong'daki durumu bize aktaracak. Başka ülkelerle kıyaslandığı zaman Asya'daki Hong Kong bazı az gelişmiş ülkeler kadar iyi çalışmalar yapamıyor. 1970'lere bakacak olursak zaten sadece bütünleştirmek değil, aynı zamanda bütün çocukları bütün özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların örgün okullarda, örgün eğitim kapsamında nasıl eğitim alabileceklerini tartışıyorduk 1970'lerde. Yaklaşık 27 yıl sonra 1997'de aslında da çok da fazla bir gelişme kaydedilmediğini görüyoruz. Ve entegrasyon bütünleştirme, bütünleştirici eğitim konusunda bir pilot projesi başlattılar. Ve bu 10 taklit pilot uygulamadan sadece 9'u başardı. 10'uncusuna ne oldu peki? Birçok çaba harcandı ama hiç kimse bunu istemedi. Sadece 9 pilot okulla başladık bu projeye.
Tabii ki hükümet dedi ki biz çok başarılı olduk bütünleştirici eğitim konusunda. Ama hükümet tabii birçok kaynak aktardı 2003'te. Bütünleştirici eğitimin desteklenmesi konusunda öğretmenler normal okullarda, örgün eğitimdeki okullarda aslında farkındalıkları arttı. Farklı çocuklar olduğunu da fark ettiler. Kendi okullarında, özel okullarda eğitim görmek yerine kendi okullarında eğitim görebilecek çocuklar olduğunu fark ettiler. ...2003'ten sonra hükümet aynı zamanda cezalandırmayı da, pardon, ortaklığı destekledi ve özellikle okullar arasında ve öğretmenler arasında. Çünkü öğretmenler öğretim konusunda, çocuk özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların eğitimi konusunda, otistik çocuklar konusunda oldukça zorluklar yaşıyordu. Çünkü sınıflarda otistik çocuklar olacaktı. Öğretmen ders verirken onun arkasında duran zihinsel engelli çocuklar olacaktı. Ve çocuk, tabii ki öğretmenler bundan hoşlanmayacaklardı ve diyeceklerdi ki onları yerinize geçin, yerinize geçin. 40 dakika boyunca bir otistik çocuğa nasıl gidip de 40 dakikalık bir dersi dinle diyebilirsiniz ve 8 ders. Bunun zorluğunu anlayabiliyor musunuz? Çünkü onlar koşmak isteyecekler etrafta her dakika. İşte bizim karşılaştığımız sıkıntı buydu. 2013'te 530 ilk ve orta öğretim okulu vardı. Bütünleştirici eğitim okul için. Ve 1,5 milyon dolar gibi bir para harcandı bu okulların her birine bütünleştirici eğitime geçmeleri için. Tabii bu çok önemli bir hareketti. Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar çok fazla kaynağa sahip değiller. Özel okullarda birçok çocuk, bütün çocuklar aslında bu paradan faydalanacaklar, fayda görecekler. Örgün eğitim okullarına sağlanırsa eğer bu kaynaklar. Şimdi çok kısa bir şekilde eğer bu çalışmaya eğer ilgi duyuyorsanız, zaten bu kongreye gönderdim. Buna bakabilirsiniz ayrıntılarına, benim çalışmamın. Ayrıntılı bir şekilde okuyabilirsiniz. 2003 yılında benim tarafından yapılmış bir çalışma bu. Özellikle de Hong Kong'da bütünleştirici eğitimin uygulanması konusunda. Birleşik Krallık'ta bu yaygın olabilir ama bu çok sistematik bir çalışma. Çok nitel bir yaklaşım kullandık bu çalışmamızda. Politikacılarla, karar vericilerle konuştuk, öğretmenlerle konuştuk, öğrencilerle ve velilerle konuştuk ve profesyonellerle konuştuk. Bu sürece dahil olan bütün herkesle konuştuk. Ve herkes şunu söyledi: ben kesinlikle buna inanıyorum. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların isteriz örgün eğitim okullarında eğitim almasını ama ben buna karşıyım gibi şeyler söylediler. Dört düzey var: kavram, kaynaklar ve sonuçlar. Bu C1A, O1A. Burada okulların tabii ki bir misyonu var. SOS ve PS, bunlar özel okullar ve özel müfredata sahipler. Eğer örgün eğitim okuluna gidemiyorsanız o zaman SOS okuluna gidebilirsiniz ya da fırsat okuluna gidebilirsiniz ve orada bir takım beceriler kazanırsınız, saç kesme gibi, ve böylece geçiminizi sağlayabilirsiniz. Çok kısa bir şekilde kavram kısmına gelince,
çok hızlı bir şekilde kavramlar değişti. Çünkü politikacılar şunu söylediler. Biz bütünleştirici eğitimi seviyoruz, istiyoruz dediler. Ama en önde, en ön safta yer alan insanlar özel okullarda bulunmalı bu özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar dedi. Sadece siz görme ya da işitme engelli değilsiniz. Bir takım çok ayrıntılı bir kategorik sistem etiketlemeyen insanı ortaya konuldu. Normal okullarda farklı sınıflar, diyelim ki matematikte geride kalmış ya da Çin dilinde geri kalmış çocuklar ve öğrenciler için ayrı sınıflar oluşturuldu. Bu çocukların aslında özel eğitime ihtiyacı yok ama bu şekilde değerlendirilirse tabii ki o zaman özel eğitime ihtiyaç duyacaklardır ileride. Ben öğrenciyken ben burada profesör olmazdım o zaman. Çünkü benim de konuşma problemim vardı. Ve benim bir uzman görmem gerekiyordu. Öğretmenim tavsiye etmişti. Ve bunu bir uzman gördükten sonra aslında uzman tarafından tedavi gördükten sonra başarılı olabilmeye başladım. Diğer öğrenciler gibi ben de konuşabilmeye başladım. Eğer inanırsanız değişimin inanırsanız o zaman kaynakların sonuçlar da çok farklı olacaktır. Daha çok öğrenciyi dahil etmek, böylece ayrımcılık yapmış oluyoruz ve bu çok üzücü bir şey. Öğrencilere ayrımcılık yapmış oluyoruz. Bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Aslında bu PowerPoint sunumundan çok daha iyidir. Bir öğrenciyle konuştum. Bir SOS okuluna devam ediyordu ve bana şöyle bir şey söyledi. Ben bu okulu sevmiyorum çünkü bütün akrabalarım dedi ki niye böyle bir okula gidiyorsun sen? Ve bana şunu söyledi. Okuldan ayrıldıktan sonra ve okul armamı çıkaracağım ve onu saklayacağım. Neden bunu yapmak istiyorsun? Neden saklamak istiyorsun okul armanı? Çünkü eğer bunu ben burada taşırsam benim SOS okuluna gittiğimi herkes öğrenmiş olacak dedi. Ve ben de insanların bunu bilmesini istemiyorum. Bundan hiç hoşlanmam. Bu çok şaşırtıcı bir şey. Eğer iyi bir okulda istediğiniz okula gidiyorsanız böyle bir şey yapar mısınız? Yapmazsınız değil mi? Herkes anladı mı söylemek istediğimi? Sanırım herkes anladı. Hızlı bir şekilde geçiyorum üzerinden. Bu araştırma çok ünlü Hong Kong Özel Eğitim Derneği'nden çok önemli birisi tarafından yapıldı. Hong Kong'da bütünleştirici eğitim öğrencilerin hazır olmadığını, öğretmenlerin hazır olmadığını, hiç kimsenin hazır olmadığını söylediler. Ve çok büyük bir boşluk olduğunu söylediler insanların ne yapmak istediği konusunda. Umarım görebiliyorsunuzdur bu slaytta. Ya çok ciddi bir şekilde, güçlü bir şekilde öğrencilerin özel eğitime ihtiyacı olan çocukların normal okullara gitmemesi gerektiğini güçlü bir şekilde savunuyorlar. Kendi akranlarıyla eşit derecede başarılı olamadıklarını söylüyorlar. Burada çocuklarınız var mı ya da engelli çocuğunuz var mı ya da özel eğitime ihtiyacını olan bir çocuğunuz var mı bilmiyorum ama burada PSM burada özel eğitime ihtiyacı olan çocukların anneleri, ebeveynleri gerçekten çok destekliyorlar bunu. Çünkü kendi çocuklarının normal okullarda kabul görmesini istiyorlar. Örgün eğitim okullarında eğitim görmesini istiyorlar. Ama normal okullara devam eden çocukların anneleri çok endişeliler ve bunu desteklemiyorlar. Peki benim çocuğum ne olacak? Benim çocuğumun başarısını etkileyecek mi gibi endişeler dile getirdiler.
Çünkü özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar çok fazla ses çıkarıyorlar, gürültü yapıyorlar. Bunun çok iyi bir atmosfer olacağını eğitim için düşünmüyorum gibi düşünceler ifade etmişlerdir. Değerli izleyicilerimiz, şimdi programımıza kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli izleyicilerimiz, reklamların ardından programımıza Sessizliğin Sesi adlı VTR'mizi izleyerek başlıyoruz. Duyuyor musun beni? Özür dilerim. Unuttum işitme engelini. Nasıl düşünüyorsun? Öğretmenin demek istiyorsun. Bilmek istiyorum özlemlerini. Mavi mavi gözlerin, kalem tutan ellerin, bir türlü ifade edemediğin düşüncelerin. Neden dalıyorsun? Biliyorum, duymuyorsun. Görmüyor musun? Ya güzel saçların? Algılar mısın çiçek misali, mini mini ellerini, çizgilerde gösterdiğin o güzel hünerlerini? Bütün çocuklar gibi gülüyorsun. Ama neden hemen ağlıyorsun? Ben de duymuyorum gözyaşı sesini. Özledim cıvıl cıvıl maviyi, yapraktaki sarı rengi, gül pembeyi, kırmızı, nar çiçeği sanki. Resimler yapıyorsun. Yollar, yokuş yukarı, kimsi kapalı. Dünyayla oynuyorsun, bütün insanlar gibi. Söylemek istiyorsun. Anne, baba, öğretmenim demeyi. Duyumsamak rüzgarda denizi, kuş sesini, sevgiyi. Cihaz takıp dinliyorsun. Şimdi biraz gülüyorsun. Çarensem öğreteceğim adın gibi sessizliğin sesini. Özellikle de işitme engellilerle ilgili yeni bir çalışmadan bahsedeceğim. İşaret dilini çok erken yaşlarda öğrenen çocuklarımız var. Neden bilmiyorum ama okullar işaret dilini kullanmayacağız kararını verdiler. Ve Hong Kong daha eski bir yaklaşımı benimsedi. Çünkü ben aslında işitme engellilerin ne dediklerini anlamıyorum. Çok yavaş öğreniyorlar ve bir takım sorunlar yaratıyor. Bilmiyorum, siz burada işitme engellilere yönelik hizmet veren bir öğretmen var mı? Katılıyor musunuz? Sizce çocuklar işaret dilini kullanmalılar mı? Bu onların asıl kendilerini ifade etme ya da bu şekilde öğrenmek istiyorlarsa buna izin verilmeli mi? 2011'de farklı inançları, farklı görüşleri var ve baskı altında hissediyorlar öğretmenler kendilerini. Çok zorluklarla karşılaşıyorlar, çocuklarla başa çıkmakta ve özellikle de toplum, sadece okuldan bahsetmiyoruz, aynı zamanda toplumun destek sağlamasından bahsediyoruz. Bu çok zor, öğretmenler için çok zor bir durum, çünkü okul dışındakileri dahil etmek istemiyorlar bu süreci.
tüm bütünleştirici, tam anlamıyla bütünleştiricilikten uzağız. Kesinlikle bunun olmasını istiyorum. Dünyadaki en iyi yöntem bunun olacağını düşünüyorum. Özellikle de birçok çocuğu gördüğünüz zaman, çok iyi başarılı olduğunu gördüğünüz zaman, çok iyi bir performans sergilediklerini gördüğünüz zaman, özellikle görsel görsel problemi olan çocuklar üniversitelere giriyorlar ve hükümette çok önemli pozisyonlara geliyorlar. Hatta benden bile yüksek konumlara geliyorlar. Ben de bu burada tabii geleneksel bir kültür var. Başarmak için öğrenmek zorundasınız. Yoksa başaramazsınız. Hiçbir şey olamazsınız. Sınavlar çok önemli. Yazmak, okumak, akademik çalışmalar yapmak, o zaman başarılı olamazsınız. Ve velilere gelecek olursak, ikisinin de özel eğitime ihtiyacı olan çocukları var. Normal bir okula gitmesini istemiyorum. Onun zarar görmesini istemiyorum. Orada mutlu olmalarını istiyorum sadece çocuğumun. İnsanlar mutluluktan bahsediyorlar. Mutlu bir öğrenimden. Bu tabii ki ortam çok önemli. Bundan neden bahsediyoruz? Çünkü ortaklık burada devreye giriyor. Biz yetişkinler olarak özellikle de özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarla iyi bir model teşkil edemezsek tüm diğer insanlarla, diyelim ki velilere, ebeveynlere, normal çocukların ebeveynlerine ya da normal çocuklara, onlara farklı davranırsam o zaman bizim modelimizi örnek alırlar onlar. Bu ortaklık için önemli faktörlere, başarı faktörlerine baktığımız zaman ortaklığı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bu benim tavsiye ettiğim model. Birlikte meslektaşımla ortaya koyduk bu kavramsal bir model. Bu model umarız ki etkili liderlik ve bütün okul paydaşları, eğitimle ilgili paydaşlar arasında işbirliği, özellikle de bütünleştirici eğitim konusunda eğitimde başarıya ulaşılması. Bunu iyi bir şekilde görebiliyor musunuz bilmiyorum ama çok güzel bir, aslında çiçeğe benziyor bu şema. İlk aşama burası. Ortaklıkların oluşturulması. Burada aslında anlatılan pembe çok güzel bir işbirliğini temsil ediyor. Çok güzel bir renk. İlk aşamada takımlar oluşturulmasından bahsediyoruz. Birlikte çalışacak takımlar. Aynı zamanda bir yapıya ihtiyacımız var. Böylece insanlar, bu bizim rolümüz, bu bizim görevimiz, bu diyebilsinler. Burada böylece herkes birlikte aynı dili konuşabilsin ve fikir, aynı fikir diline sahip olabilsin. Böylece aynı zamanda işbirliği, birlikte çalışmak. Bunları geçeceğim hızlı bir şekilde çünkü zamanımız kalmadı. Umuyorum ki ilk aşamadan biraz daha bahsetme şansım olur. Ortaklığın başlatılması aşamasında bir takım sorular sorulması gerekiyor. Neden bunu istiyoruz? Kimlerle ortaklık yapabiliriz? Onları bulduğunuz zaman her şey daha kolay olacaktır. Özellikle de daha önce ortaklık deneyimi olan insanlar, o zaman onlar bir araya gelmelidirler. Ve her şeyi birlikte planlayabilirler böylece ve bu yapıyı oluşturabilirler. Ve lider tabii ki çok önemli. Sayın Doktor Katlin de aynı şeyden bahsetti. Her takımın bir lideri olmalı ve bütün ortaklık, okul ve okul ve toplum kapsamındaki tüm paydaşların bir lideri olmalı. Ve bu ortaklığın geliştirilmesinde yeni eğer üyeler davet edilmesi gerekirse ya da bir takım değişiklikler yapılması gerekirse amaçlar konusunda, bu ilişkilerin oluşturulması oldukça önemli bir aşama. İlişkiler olmadan, çünkü insanlar birlikte çalışmak istemezler, işbirliği de yapamazlar.
Umarım... Umarım herkes, buradaki herkes nasıl birlikte çalışabileceğimiz konusunda kafayı yorabilir. Ki böylece çocuklar öğrenebilsin ve mutlu olabilsinler. Şimdi Mabel'a vereceğim sözü çünkü ben zamanımı doldurdum. Lütfen uygulama konusunda biraz bahsedebilirsiniz. Benim iki evim var, bir Hong Kong'da, daha sonra da Avustralya'ya 20 yıl önce taşındım. Ve Avustralya eğitim sisteminde de çalışma fırsatı buldum. Avustralya'da biz OECD listesini kullanmıyoruz, akademik camiada kullanılan. Ama benim kişisel fikrim çok iyi, ortaklık konusunda çok başarılıyız, değer veriyoruz. Avustralya'da ortaklığa birlikte çalışıyoruz, çok iyi bir şekilde bunu başarabiliyoruz. Güney'de yeni bir her okulun, her öğrencinin ve işbirliği içerisinde çalışmak konusunda bir gelişmeydi bu. Yeni bir aslında nasıl yapılacak konusunda bir çalışma yapılacağız. Çünkü bir takım iletişim problemleri söz konusu. Bu belgeyi sunma şansımız olmamıştı bir takım iletişim problemlerinden dolayı. Okul içerisinde bir destek grubu olacak ve veliler ve ebeveynler de bu bir paydaş olacaklar. Ve burada eğitimciler, farklı öğrencilere eğitim veren öğretmenlere eğitim verecekler. Özellikle duyma engelli insanlar varsa o sınıf kapsamında çocuklara nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda eğitim verecekler. Ve bir takım topluluk grupları var. Rehberlik konusunda destek olacaklar. Burada aileler ve ebeveynler çok önemli bir rol oynuyorlar ve okuma gruplarında yardımcı oluyorlar. Ve aynı zamanda finansal kaynak ve bağış toplanması konusunda da çok yardımcı oluyor. Aileler çok önemli bir unsurlar bu anlamda. Şimdi 21. yüzyıldayız ve dijital bir dünyada yaşıyoruz. Kim dijital dünyanın ustası kim? Öğrenciler, çocuklar. Çünkü burada artık öğrenciler bu sürecin yöneticisi değil. Sadece nasıl öğrendiklerini, neyi öğrendiklerini öğrenirken yardımcı olma rolünü sahipler. Birçok okulda öğrencilerin de daha kendi öğrenimlerini tasarlamalarına yardımcı oluyorlar ve böylece onlar, öğrenciler kendi birbirlerini öğretebiliyorlar. Bu da 21. yüzyılın öğrenme modeli ve ebeveynler ve çocuklar bizim ortaklarımız. Onlar çok önemli unsurlar. Bir farklılık yaratmak istiyoruz ve bu konuda irademiz var ve irade varsa her zaman bir yol bulunur. Eğer sizin için önemliyse o zaman mutlaka başarmak için bir yol bulacaksınızdır. Çünkü bütün çocuklarımızın size ihtiyacı var. Sayın seyircilerimiz, bu hafta da engelliliği konu olan güzel bir filmi sizlere aktarmak istiyoruz. 2005 yapımı Hint filmi olan Black, hem görme hem de işitme engelli bir kız çocuğunun öğretmenine karşı vermiş olduğu mücadeleyi ve öğretmeninin ona hayata bağlayışını aktarıyor. Come into the light.
बिना शब्दों के तुम अंधेरे की दुनिया से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे. You will never be able to see the light. You will learn. You will graduate. The black, no, our dream. Your world is not black. Misha, मैं उसे शब्द के पंख दूंगा मिसना उसे. Sayın seyircilerimiz, bugün de Engelsiz Yaşam programının sonuna geldik. Bir sonraki programımızda farklı konu ve konuklarla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hepinize engelsiz bir yaşam diliyorum. Esen kalın.